Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda HTC'nin suya ve toza dayanıklı, selfie odaklı HTC Desire Eye modelini inceleyeceğiz. Öncelikle kutu açılışından başlayalım arkadaşlar. Kutusunun içinden tahmin edebileceğimiz üzere telefon çıkıyor en başta. Telefona bir hayli değineceğiz. Bir USB kablo geliyor, bu bir kılıfın içindeydi, ben çıkarttım kullanmak için. Onun dışında şarj aleti geliyor. Güzel bir tasarım var şarj aletinin. Bir de kulaklık geliyor. Kulaklığa da birazdan değineceğiz arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş telefona gelelim. 13 megapiksellik bir ön kamerası olan telefonun zaten öz çekim yönünün ağır basması kaçınılmazdı tabii ki de. Tasarım biraz enteresan görünüyor. Tek parça bir kasası bulunan HTC Desire Eye'da gördüğünüz gibi iki farklı renk geliyor. İki farklı renkten kastım aynı anda iki renk. Yani tek kasada iki renk var. Bu elinde gördüğünüz kırmızı ve beyaz modeli. Bir de bunun mat mavi ile kenarları buz mavisi olan modeli var. Tasarımdan devam edecek olursak arkadaşlar, telefonun sağ tarafında ses açma kısmı, telefonu uyku moduna geçirme ve kapatma ya da uyku modundan çıkarma tuşu ve deklanşör bulunuyor arkadaşlar. Deklanşör akıllı telefonlarda artık çok görmediğimiz bir düğme. Bu telefonun su geçirmeme özelliğinden dolayı deklanşör koymak durumunda kalmışlar. Diğer tarafında da micro SD kart yuvası ve nano sim kart yuvası bulunuyor. Nano sim kart bu en son çıkan micro simin de bir küçüğü olan kart yuvası. Telefonun üst kısmında 3.5 mm'lik bir jack girişi, alt tarafında da USB 2.0 bağlantı noktası var. Buradaki micro SD kart girişi 128 GB'a kadar destekliyor arkadaşlar. 16 GB kendi hafızası var telefonun, ancak bunun bizlere yaklaşık 8.5-9 GB'ı boş geliyor. Ve bunun içinde oyun, video, fotoğraf tutmak isteyen arkadaşlar için de ileride hafıza kartı kullanmıyorlarsa ve bazı uygulamaları hafıza kartına atamadığımızı düşünürsek problem yaratabilir gibi geliyor. Sistem yaklaşık 7 GB tutuyor. Bence bu çok fazla, çok büyük bir rakam. Desire Eye'in 5.2 inçlik bir Full HD ekranı var. Ekran gündüz güneş altında bile rahatça görülebiliyor. Ancak burada değinmek istediğim nokta şu ki 5.2 inçlik bir telefona göre kasası çok büyük geldi. Bunda ön tarafa yerleştirilen selfie kamerasının güzel olması, büyük sensöre sahip olması ve telefonun içine yerleştirilen boom sound hoparlörlerin de payı büyük olsa gerek. Yine de 5.2 inçlik bir telefonun yanına koyduğumuz zaman telefon bayağı büyük duruyor arkadaşlar. Kaba durduğunu söyleyebiliriz. Ya genel olarak zarif gözükse de 5.2 inç değil de sanki 5.5, 5.7 inç bir tablet ayarındaymış gibi gözüküyor. Halbuki 5.2 inç bir telefon bu. Telefonun özelliklerinden devam edelim. Telefonda 4G desteği var arkadaşlar. Ülkemizde her ne kadar olmasa da 2015 yılının ilk çeyreğinde çıkacağı söyleniyordu. Bakalım çıkacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Onun dışında ekranı Gorilla Glass 3 ile korunuyor arkadaşlar. Telefonun boyuna bakalım arkadaşlar. 151 mm bir uzunluğu var. 73 mm de bir genişliği var arkadaşlar. Ayrıca 8.5 mm kalınlığında veya inceliğinde telefonumuz. 154 gram ağırlığında çok ağır sayılmaz. Bu büyük boyuna rağmen kullandıkları polikarbon malzemeden dolayı telefon hafif kalmış. Polikarbon malzeme demişken telefon plastik aslında. Yani plastik gibi geliyor. Metal değil sonuçta. Metal bir gövde değil. Ancak kullandıkları malzeme bence gayet güzel ve kaliteli gibi gözüküyor. Öyle rahatsız eden dandik bir plastik gibi durmuyor. Biraz da teknik özelliklerine değinelim arkadaşlar. 2.3 GHz hızında çalışan Snapdragon 801 bir işlemcisi var bu telefonun. Snapdragon 801 artık oturmuş bir işlemci. Hiçbir sorun çıkarmayan, güzel oyunlarda falan filan kasma yapmayan bir işlemci. Ayrıca Adreno 330 grafik birimi mevcut. Onun dışında 2 GB'da RAM bulunuyor telefonun. Telefonun sorun çıkartabilecek yanlarından birine gelelim. Pil olayı arkadaşlar. Pil konusunda deneyimlerime göre biraz sıkıntı yaşama ihtimaliniz var. 2400 mAh'lik bir bataryası var içinde. Günü anca kurtarıyorsunuz. Sabah evden çıkarken şarjdan %100 çıkartırsanız akşam eve %10-%15 civarında bir şarjla dönüyorsunuz. Bu da yani günü tam kurtarmıyor, bir de denebilir. Hani akşam iş yerinden, okuldan çıktıktan sonra bir yerlere gidecekseniz şarj etme ihtiyacı duyabiliyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar pil ile ilgili söyleyebileceğim bu 2400 mAh'lik bir bataryası var dedik. Bu kadar büyük bir kasaya biraz daha büyük, daha fazla bir pil sığdırabilirlerdi. En azından bir 2800-2900 seviyelerine ulaşması gerekirdi. Ayrıca hızlı şarj konusuna da değinmek istiyorum. Hızlı şarj olduğu yazıyor. Kendi özellikleri içinde de bu belirtiliyor. Ancak bugün pil seviyesi %0 iken ve kapalı konumdayken telefon şarja koydum. Ve 1 saat 15 dakikalık bir sürede %60'a ulaştı. Bu çok hızlı bir şarj sayılmaz bence. Standart diyelim bunun için. Ekranın çeşitli özellikleri var. Çift tıklamayla veya hani kaydırarak çeşitli özellikleri aktif edebiliyoruz. Çift tıklayarak tuş kilidini açıp kapatabiliyoruz. Ancak mesela bu elimizdeyken işe yarıyor. Telefon masanın üzerindeyken çift tıklarsak garip bir şekilde işe yaramıyor.
açılma olayı. Zaten şu an görüyorsunuz. DesireEye'de bu çift tıklama özellikleri veya böyle ekran kapalıyken sağa sola kaydırarak açma özellikleri eklenmiş. Ve yaptığınız yöne doğru farklı bir şekilde açılıyor. Mesela ekran kapalıyken parmağınızı sağa doğru kaydırırsanız blink feed'i açıyor arkadaşlar gibi özellikleri mevcut. Sense arayüzüyle geliyor HTC. Zaten alıştığımız bir arayüz bu HTC'lerde. Alıştığınız zaman zaten siz de hiç problem yaşamadan kullanabilirsiniz. Ayrıca ekstra güç tasarruf modu var. Piliniz çok düşük olduğu zaman hayat kurtarıcı bir hale gelebiliyor arkadaşlar. Ekstra güç tasarruf modu. Yavaş yavaş telefonun en önemli özelliklerinden biri olan kameraya gelelim arkadaşlar. 13 megapiksellik bir ön kamerası var. Bu kamera tam ortaya yerleştirilmiş. Bu kadar iyi bir öz çekim kamerasının yanına çift flash yakışacağını düşünmüş HTC. O yüzden yanına gördüğünüz gibi dual ton, bir sarı bir de beyaz ışık veren bir flash yerleştirmişler. Arkada da 13 megapiksellik bir kamerası var. Önle arka kamera aynı. Sadece çok ufak tefek birkaç değişiklik var. Onun dışında bir farkları yok. 13 megapiksellik kamerası gündüz çekimlerinde çok fazla problem yaratmıyor arkadaşlar. Zaten örnekleri şu an arkada akıyor. Ancak şöyle bir problem var. Gece olduğu zaman kumlanma problemi baş gösteriyor. Hem de çok fazla baş gösteriyor. Ben gece çekimlerini şahsen çok beğenmedim. Yani 13 megapiksellik bir kameradan daha iyileri de var. Çok fazla bir şey beklemeyin derim ben arka kamerası için. Zaten ön kameranın 13 megapiksel olması ultra güzel bir şey. Selfie kamerası 13 megapiksel. Eğer selfie aşığıysanız bu telefon sizin hayatınızı kurtaracaktır. Yine de kamerayla ilgili şunu söylemek istiyorum. Kontrastı otomatik olarak çok fazla arttırıyor. Yani renkleri çok canlandırıyor. Bu bazıları için iyi, bazıları için kötü bir özellik olarak gözükebiliyor. Ben seviyorum kontrastı yüksek fotoğrafları. Daha sonra ekstra Photoshop'ta bunun için uğraşmaya gerek kalmıyor. Yani renkler o kadar da patlak bir şekilde göstermiyor kontrastı yüksek olmasına rağmen. Ayrıca telefonun üzerindeki deklanşör düğmesi de bayağı bir hayat kurtarıyor arkadaşlar. Yarım bastığınız zaman aynı DSLR makinalarda olduğu gibi bir yeri netliyor ve o netleme noktasını kilitliyor. Siz telefonu oynatsanız da orayı kilitlediği için başka bir yeri netlemiyor telefon. Ayrıca telefon kapalı durumdayken, yani tuş kilidi kapalıyken basılı tuttuğunuz zaman deklanşöre direkt kamera açılıyor. Kameranın Full HD çekebildiğini söylemeden geçmeyelim arkadaşlar. Full HD videolar çekiyor. Video çekimindeki güzel yanı mikrofonların sesi güzel ve anlaşılabilir bir şekilde kaydetmesi. Ayrıca arkadaşlar telefonun en büyük özelliklerinden birine de değinmenin sırası geldi bence. Suya dayanıklı arkadaşlar. 1 metreye kadar suya dayanıklı. Ayrıca bu 1 metre suyun içinde yarım saat kalabiliyor telefon. Zaten şu an arka planda bununla ilgili görüntüleri görebiliyoruz arkadaşlar. Bu güzel bir özellik olmuş. Yani suyun altında fotoğraf çekmeyi sevenler için ya da hani yanlışlıkla telefonuna çok su, kola, çay falan dökenler için bence güzel bir özellik olmuş arkadaşlar. Tabi kolaya, çaya ne kadar dayanır onu bilmiyorum ancak suya 1 metreye kadar yarım saat boyunca dayanabiliyor telefon. Zaten çıkış noktalarından birisi 13 megapiksellik ön kamerası ve suya dayanıklı oluşuydu arkadaşlar. Beats Audio'dan sonra Boom Sound'a geçen HTC'nin hoparlör konusunda hiçbir sıkıntısı yok arkadaşlar. Telefonun içine gömülmüş 2 adet hoparlörü var ve bunlar stereo ses veriyor. Özellikle oyunlarda kulaklık yerine bu hoparlörleri kullanmak bayağı benim işime geldi oyun oynarken. Bayağı keyifli oluyor. Gerçekten stereo bir ses alabiliyorsunuz. Araba yarışlarında falan sağdan soldan gelen arabayı çok rahat hissedebiliyorsunuz. Kulak içi kulaklık seven arkadaşlar için üzücü bir durum var. Yanında gelen kulaklıklar maalesef kulak içi değil arkadaşlar. Düz, eski tip diyebileceğimiz kulaklıklardan. Sesten bahsederken benim için önemli olmayan ancak birçok arkadaşımızın telefon alırken baktığı radyo özelliği de telefonun özelliklerinden birisi. Yani bu telefonun radyosu var arkadaşlar. Telefonda birçok benchmark testi yaptık arkadaşlar. Vellemo, Antutu ve Geekbench gibi uygulamaların isterseniz benchmark sonuçlarına bir bakalım. Telefonun oyun performansından da biraz bahsedelim arkadaşlar. Atlamayalım bu kısmı. Telefonda 2 gün boyunca ben mütemadiyen oyun oynadım arkadaşlar. Asphalt 8 çok fazla sevdiğim ve devamlı oynadığım bir oyun. Ve telefonun gücünü az çok gösterebilecek oyunlardan biri olduğunu düşünüyorum. Onu kurup bayağı bir oynadım. Şöyle söyleyeyim, şarj konusunda sıkıntısı var arkadaşlar. Hani 1 saatlik bir oynamada yaklaşık %40'a yakın bir şarjı gidiyor. Yani toplam full parlaklıkta sanıyorum 3 saat civarında maksimum oyun oynayabilirsiniz gibi geliyor bana. Onun dışında oyunlarda herhangi bir kasma, donma
İşte ısınma gibi bir problemi yok telefonun. Isınma var ancak şöyle, hani efsane ekstra el yakacak ve tutamayacağınız kadar bir ısınma değil bu. Standart, hani ısınmayan bir telefon ne kadar ısınıyorsa bu da öyle arkadaşlar. Fazla ısınan bir telefon değil HTC Desire Eye. Yani oyun için alacak arkadaşlar için de telefonun üzücü bir performansı yok. Gayet iyi sonuçlar alıyorsunuz oyunlarda da. Son sözlere gelelim arkadaşlar. 5.2 inçlik bir telefona göre biraz büyük bir kasası olduğunu söyledik. Pilinin çok iyi olmadığını, hani günlük kullanımda sizi bazen yarı yolda bırakabileceğini söyledik. Onun dışında selfie kamerası mükemmel. Zaten 13 megapiksellik bir selfie kamerasından kötü bir şeyler beklemek yanlış olur. Ayrıca telefon suya ve toza dayanıklı. Bunu da tekrar söyleyelim. 1800-1900 lira civarında bir fiyatı var arkadaşlar. Almak isteyen arkadaşlar için fiyatını da söylemiş olalım. Bu videomuzda HTC Desire Eye isimli telefonu inceledik arkadaşlar. Aklınıza takılan soruları videonun altına yorum olarak atabilirsiniz. Hatamız varsa affola diyelim arkadaşlar. Bizleri Twitter, YouTube ve Facebook adreslerinden takip edin. Aynı zamanda webtekno.com'u da takipte kalın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.